Ala Resulina Muhammedin salavat. Kandiliniz mübarek olsun. Ne gecesi bu gece? Berat gecesi. Berat gecesi nedir? Böyle bir şey ifade edecek olan var mı? Berat gecesi. Kurtuluş gecesi gibi bir şey yani. Kurtuluş. Nasıl kurtuluş? Berat etti yani. Berat ettin. Telefonlarını bir kapattın ya. Ha. Ne dedin? Af, mağfiret. Af, mağfiret. Başka? Temiz. Temizlenmek. Bir yılın muhasebesi. Bir yılın muhasebesi. Ahmet abinin sesinden geldi. Evet. Fazla. Neredesin ya? Buradayım. Ha. Mukadderat-ı Beşeriye'nin? Mukadderat-ı Beşeriye'nin? Programı çekildiği hulasası, haritası, ruznamesi diyorsun. Tamam. Peki, ben biraz bunun üzerine durduktan sonra normal bir ders yapacağım. Diyor ki, her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise, Recep-i Şerif'ten 100'den geçer. Her hasenenin sevabı başka vakitte en az daka 1'e 10'dur. Recep ayı girince 100'den geçiyormuş. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade. Şimdi Recep'te mi Şaban'da mı? Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyadeymiş. Harfa, elif dedim 300 bin. Şey 300. Allah deseniz dik üstünde harf sayılıyor. Dik üstün harf. 5 tane. 5 kere 3, 1500. Bu akşam desen. Bu akşam fazla da bu Şaban'da böyle. Ve Ramazan-ı Mübarek'te bine çıkar. Cuma gecelerinde binlere, Leyli-i Kadir'de 30 bine çıkar. Yani sevap cihetiyle Kadir gecesine hiçbir şey yetişemez. Kadir gecesine sevap cihetiyle hiçbir şey yetişemez. Fakat bu Berat gecesi başka bir şey. Allah Allah. Bir cihetli Leyli Kadir'in evet. Kutsiyetinde de. Bir sene Mukadderat-ı Beşer'in programı ne zaman yazılıyor? Hangi geceydi? Bu gece bakın arkadaşlar. Sevap cihetiyle ben başta Kadir gecesini de söyleyeceğim. Gelirsek inşallah yaşarsak. Şimdi şaka değil. Bunu çok ciddi aldım şu söylediğimi. Şu Berat gecesinin bir özelliği var ki Kadir gecesi yetişemez. Bak bir özelliği var ki Kadir gecesinde yoktur. Kadir gecesinde de elde edemezsiniz. Sevap cihetiyle Kadir gecesine celal yetişilmez. Ama bir sene içinde bugün ve seneye 2019 2019 bu geceye eğer yaşarsak Allah nasip ederse nasıl geçecek ömrünü bu gece yazılıyor. Bu cihetle, program cihetiyle buna hiçbir gece yetişemez. Yani bir sene nasıl geçecek? Burada niyet ve nazar insan mahiyetin, o senenin mahiyetini değiştiriyor. Değiştiriyor. Bir senenin içerisinde Kadir gecesi de olmuş oluyor, Kadir gecesi de oluyor. Yani bakın arkadaşlar, sevap cihetiyle demiyor. Ama bunda öyle bir özellik var ki, hiçbir gece de yok. Çok garibime giden gece bu gecedir. O geçti diyeceğim size, ya işte inşallah Kadir gecesine geçersek. Sevap cihetiyle tabii ki yetişilmez. Şimdi sevap cihetiyle de bu gece Rıza-i İlahiye'nin en zirve olduğu
Kadir Gecesi'nden ziyade özelliği var. İkinci bir özelliği, Rıza-i İlahiye'nin mazariyet keyfiyeti bu gece belirleniyor. Berat Gecesi. Yani çekirdek olması hasebiyle. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade Ramazan-ı Mübarek'te 1000'e çıkar, Cuma gecelerinde 1000'lere, Leyla-i Kadir'de 30.000'e çıkar. Bu pek çok uhrevi faydeleri kazandıran ticaret uhreviyenin bir kutsi pazarı ehli hakikat ve ibadet için muntaz bir maaş meşheridir. Şualar 494. Yani pazar panayır sergileniyor. Aldın aldın. Almadın pazar kapandı gitti. Şimdi bu saatte mahalle pazarları vardı. Kapandı gitti alamaz. Allah kullarını affetmek için bahane arıyor ya. O bahanelerden bir tanesi budur. Bak Rıza-i İlahi ve bir sene, gelecek bir sene içerisindeki senin ne keyfiyeti, bak ölümün, rızkın, çocuğun, çocuğunun vefatı, nurculuğun, sebabın, günahın, hepsi ama rızkın bu gece belirleniyor. Yani bu noktada bir başka bir şey ya. Leyla-i Berat bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde. Ha, bu ciheti bambaşka. Kocaman çınar ağacı bir tarafa, çekirdeği bir tarafa. Sebap cihetiyle bugün düşünmeyin Yaşar. Sebap yok. Sebap bu cihet. Rıza-i İlahi hedef eden sevabı düşünmez ya. Yani. Orada bir şey var abi. Diyor ya, bütün seneni demiyor. Bütün senede bir kutsi çekirdek. Evet, bakayım bir de okuyayım. Bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde. Bir senenin kutsi bir çekirdeği demesi gereken normalde. Evet. Bütün senede bir kutsi çekirdek diyor. Ne anlattık o zaman? Çok acayip ya. Evet. Bütün senede yani biraz mutlak tabir kullanmış yani. Kapsamış hepsini. Bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nevinden olması cihetiyle Leyla-i Kadir'in kutsiyetindedir. Leyla-i Kadir 83 sene ömür veriyor. Değil mi abi? Bunda öyle bir şey yok. Bunda öyle bir şey yok. Ben biraz fazla meşgul oldum bu Berat'a. Rıza-i İlahi'nin en zirve yaptığı bir gece. Rıza-i İlahi. Yani bir de okuyayım. Bütün senede bir küçük çekirdek hükmünde iki. Mukadderat-ı Beşeriyen. Yani sırf kişinin kendisinin değil, devletin, milletin, alem-i İslam'ın hepsinin mukadderat-ı beşerinin programın elinden olması cihetiyle Leyla-i Kadir'in kutsiyetindedir. Her bir asenenin Leyla-i Kadir'de 30.000 olduğu gibi bu Leyla-i Berat'ta her bir amel-i salihin, yani ille Kur'an değil, her bir amel-i salih, yani haram olan, o haram olmayan her şey amel-i salihtir. Tuvalete gitmek de amel-i salih. Namaz kılanın tuvalete gitmesi de ibadet olarak yazılıyor. Ömrü ibadet yazılıyor. Her bir amel-i salihin ve her bir harfi Kur'an'ın, bak Kur'an ayrı değil, sevabı 20.000'e çıkar. Bu gece Allah desem 100.000. 5 tane harf var. 4 tane harf, bir de dik üstün 5. 5 çarpı 20.000, 100.000. Sahil vakitte 10 ise şuuru selasede 100'e ve 1'e çıkar. Ve bu kutsi leyali meşhurede 10.000'ler 20.000 veya 30.000'lere çıkar. Yani 20.000 ama 30.000'de varmış. Sahil vakitte 10 ise şuuru selasede 100'e 1'e çıkar.
ve bu kutsi leyali meşhurede binler, 20.000 veya 30.000'lere çıkar. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Bu beraber. Kadir gecesi 83. Onun için elden geldiği kadar bol bol televizyon seyretmek, internetlerde oynamak, gezilmek, maillere bakmak, Facebook, Twitter'da neler, ne, kim ne yazmış diye meşgul olmak evladır. Olmaz değil mi? Girmeyeceksin bu gece. Elden geldiği kadar Kur'an'la, istiğfar ile, istiğfar neymiş biliyor musunuz? Sırf böyle estağfurullah, estağfurullah sırf değil. Yani o günahlarını dile getirmek, kaza namazın varsa kaza namazını başlamak. İstiğfar da, ya Rab benim geçmişte bir sürü namaz borcum var, affet onu. Af şekli var onun. Yani ayrı bir af şekli isteme. Olmaz çünkü. Adetullah öyle içer. Mesela kaza orucun var, af şekli belli. Kazanı ödeyeceksin. Başka af şekli yok. Ha, zina olmuş. Allah muhafaza etsin. İçki içilmiş. Yani geri dönüşüm olmayan günahlar var. Ha, o bunlara girer. Yani ya Rab affet diye. Onun şeyi yok. Tövbe şekli yok, fiili şekli yok. Adam kumar oynamış. Oynamamış hali olmaz. Allah muhafaza etsin. Allah ümmet-i Muhammed'e yardım etsin. Kur'an'la meşgul olacağız abiler. Cüz alacaksınız. Cüz dağıtın. Ondan sonra eve alın. En az 3 gün kaza kılmadan yatmayın. Bazılar diyor işte dinini televizyonlardan öğrenirsen ya bu gece işte şöyle kutlamam şöyle. Kardeşim kazayı kıldık, salavat getirdik. Ne olmuş? Ne olacak bir fitne ya? Tamam televizyonlardan uzaklandı bu gece. Niye bitattır işte kutlamak? Kutlamayın diye bir emir mi var ki? Kutlamak haram olsun ki o kadar şiddet ediyorsun. Namaz kılmamaya hiddet etmeyen bu insanlar namaz kılınması gerekiyor diye program yapmıyorlar. Bu Berat gecesi kutlanır kutlanması program yapıyorlar. Ne kadar rahatsız ediyorlar bunları, bu şiaları ve abileri. Aynı menşe işte. İbrahim diyor ki isim verme. Tamam vermeyeyim İsmail, İbrahim. Vermiyor. Bize de fatura çıkıyor deriz. Yani Berat gecesi kutlasa ne olur, kutlamasa ne olur? Yani namaza ek programlar yapın. Ustad öyle diyor. Teferruata %10 içtihadi meseleleri niye kaşıyorsun? %90 esası attır. Onlardan bahset. Namazdan bahset, oruçtan bahset. Günahlardan bahsedin, televizyonlardan bahsedin, uzak durun, meşgul olmayın. Diğerini duydunuz mu? Onların zaten televizyonları var. Kur'an ile aranıza kimseyi sokmayın, Kur'an'a muhatap olun diyen adam 60 cilt kitabı varmış. Başka kitap okumayın, Kur'an okuyun diyen adama bakın yani. 60 cilt. Hani niye girdin o zaman? Aramıza niye girdin? Kur'an'ı direkt okuyun, başka bir şey okumayın diyene uyuyorsunuz. Uyarsanız. Kur'an'a uymuş olmuyorsunuz. Çünkü Kur'an peygambere ve bilmiyorsanız bilene gidin uyun diyor. Bakın Kur'an'ı okuyun diyor. Kur'an'la aranıza kimseyi sokmayın diyor. Ne kadar kitabı varmış İbrahim? 60 cilt. Mealini mi dersin, tefsiri mi dersin, menkıbeleri mi dersin, peygamber kısaları mı, kelime yapılarını mı? Hani ki niye girdin? Niye girdin daha Kur'an'la arama? Senin bir kitle 60 yıl kitabını bitirsem ömrüm yetmez ya. O yazarlar yazdığını mı zannediyorsunuz o kitapları? Ama neleri var? Ömrü yetmez 60 yıl kitabı ya ismini koyalım. Ondan bundan topluyor, internetten topluyorlar. Bir tane çünkü ben biliyorsunuz. Bir tanesi şey sormuş, şey yapmış. Ama sağ olsun gene. Ahiretin ispatı var ya, fıtratın şehadetiyle ahiretin.
onu durdurmuş, kendisine yorumlamış. Felsefeci ya. Duygularla, duyguların istekleriyle böyle bir kitap işte. Duygular mı? Duyguların isteklerini, ahiretin ismi, ahiretin varlığı diye kitap yazmış. Bu da Kur'an'ı okuyun diyor, tamam mı bu da? Bu da o tip, o da. Beni şeyde gördü işte. O dersten sonra Emirgan'a gitmiştik böyle bir şey içmeye, salip gibi. Orada gece gördü, geldi masama. Yazar ya. Psikolojide durdurup yazıyorlar, durdurup yazıyorlar. Daha kaç sene önce, yani bunu nerede bulacaksın böyle cümleleri? Ondan sonra bir, bunlar 10 sene önce, 5-6 sene önce bir tane sekreteri aradı. Bizim diyor dergiden diyor, kitaptan diyor, alıp diyor ders yapıyor musunuz? Kızım dedim, hangi dersi yapmışım dedim. Vallahi hiç unutmuyorum ben. Hangi, falan. Ne zaman dedim o kitabınız çıktı kızım dedim. Falan tarihte hocam dedi. 10 dedim ben de yaptığım ders sizden tam 3,5-4 sene önce. Bak ismini de veriyorum, şu derse gir. Durdu. O zaman dediğim, bize dedi o malzemeyi veren parayla dergi sahipleri, senden Ahmet'ten Mehmet'ten malzeme topluyor, dergi basıyorlar. Çok da meşhur dergi. Ahmet'ten Mehmet'ten bilgi toplayıp basıyorlar. O zaman dedi, bizim dedi oraya veren dedi sizden yaz dedi. E neler yapacak? Benden alıyorlar, sonra bana hesap soruyorlar, bizden niye? Kızım dedim, 3-4 sene önce yazılmış, şey yapılmış o ders. Dedim, şu numara bak, psikoloji hiç unutmuyor böyle. 27 miydi, 29 mu, öyle bir ders miydi? Git dedim, bak o dedi, tek tek göreceksin dedim o adam cümleleri. Sıralamaları bile aynı yazmış ama kelimeyi değiştirmiş. Ya. Acayip, ahir zaman ya. Garip. Yaşanmamış kabul ediliyor. İnsanlık nasıl dibe vurmuş? Vefa, saygı, hürmet, edep, haddini bilme, kudurduğunda kalma. Yani en büyük vefa Allah'adır. Allah'a vefa. Allah'ımızın ve imanımızın kıymetini bilmiyoruz. Allah'ımızın ve imanımızın kıymetini bilmiyoruz. Şimdi Berat gecesi ben bunu kapatıyorum bu meseleyi. Şimdi normal derse geçiyoruz. Bu şeyi malumat ver. Bu gece ihya etmek lazım. Elinizden geldiği kadar Kur'an'la, istiğfarla, bir de ne demişti? Salavatla meşgul olma. Evet. Bu akşam istiğfar neye borcunuz varsa, oruç, namaz, söz verin bu akşam ve bu akşam başlayın. Bak bu akşam başlayın, gelecek sene, aynı bugün hatırlatırım, bir sene kaza kılmış olacaksınız 2019'da. Ben söyleyip de başlayan oldu mu geçen sene? Bak, sen mi başladın? 2 sene oldu hocam. 2 sene oldu, başlayalım. Bak 2 sene oldu, bak 2 seneyi kılmış. Laf dinledi, 2 sene oldu, başlayalım. Ne bakın ki? Gördün mü? Ve devam ediyorsa, ediyor musun? Ediyorum. Vefat etse ödemiş gibidir. O ödemiş gibidir. Aferin. İyi yaptın. Bazen kafan çalışıyor. Devamlı çalışsa sana da bize de sorun olur. Şimdi küfürden mi yapayım? Biraz kaderden mi? Şeytan, küfür. Buraya yemek, oruç muydunuz bugün çoğunlukla? Evet, oruçsa yemek yediniz, ağır vardı. O zaman hafifinden yapayım. Kader yapayım. Reşik. Küfür yapalım. Küfür cehildir. Küfür örtmektir. Halbuki kafirler Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı evlatları kadar tanıyorlardı. Bu manada ayet var. Evlatlarından daha iyi tanıyorlardı seni diye. Peki küfür cehalettir. Örtmektir. Nasıl yani, tanıyorlar da nasıl inkar ettiler? Çok tuhaf değil mi? Beraber büyümüşler.
Mesela Ebu Cehil'i düşünün. Yolun üzerinde peygamberimizin evi, yolun aşağısında Ebu Cehil'in evi. Beraber büyüyorlar. Arkadaşlar diyelim mesela beraber misket oynadık. Çelik çumak oynadık. 40 yaşına geliyor, sabah çıkıyor benim arkadaşım, sokak arkadaşım, misket arkadaşım, ben çelik çumak arkadaşım. Diyor ki ben peygamber. Ne yapardın sizin mesela? Faruk senin mesela mahallede arkadaşın var değil mi? Senin emsal var mı? Var. Ne yapıyor mesela? Bir tanesini hatırladın mı? Evet. Çalışıyor. Çalışıyor değil mi? Şimdi açıksa dese ki ben peygamber. Ben deistim. Deist sordu bana. Deist. O dinledinizse şeyde mecurda attım. Peygamber olduğuna delil nedir diyor ya. Peygamber olduğuna delil Kur'an değil. Mucizeleridir. Peki mucizelerin mucize olduğunu nereden biliyoruz? Düşmanlarının sihirdir. Evet böyle bir şey oldu ama olmadı demiyor. Oldu diyor, sihirdir diyor. Demeleridir. İnkar edememeleridir. Şimdi küfür böyle bir şey. Şimdi nasıl böyle? Küfür cehalettir. Ama evlatlarından daha iyi tanıyorlardı. Nasıl cahildirler bu konuda? Küfür iki kısımdır. Yani kafir iki kısım oluyor. Bir kısmı bilmediği için inkar eder, ikincisi bildiği halde inkar eder. Bu da birkaç şüphedir. Birincisi bilir, lakin kabul etmez. İkincisi yakini var, lakin itikadı yoktur. Meseleyi çok iyi biliyor. Ebu Cehil de biliyor ha. Bu peygamber olduğunu biliyor. Ama ben niye olmadım diyor. Bak, yakini var fakat itikadı yoktur. Üçüncüsü, tasdiki var lakin vicdani izanı yoktur. Mesela neye benziyor? Bazı Müslümanlar var ya, o günah kebairleri büyük küçüğün hepsini tarmar etmiş. Yakin tasdiki var. Oo Allah peygamber diyor. Ama iman, küfür öyle aleminde yok. Allah düşmanına dost oluyor. Allah dostuna düşman oluyor. Yani ne iman kalmış ne itikat kalmış. Tasdik ediyor da. Çok tuhaf yani. Çok tuhaf bir asır. Bakın tasdiki var. Lakin izanı yok. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor ama imanı yok. La ilahe illallah diyenin imanı olur. Yani küfrü olmasa imanı olur. Sual. Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Şeytanın kalbinde iyilik yapma özelliği var mı? Marifet var mı? Tefekkür var mı? Böyle merhamet var mı? Şefkat var mı? Acıma var mı? Şeytanın. Hanefi. Var mıymış abi? Yok mu? Nereden biliyorsun abi? Görüştün mü adamla? Üstad görüştürmüş abi. He. Şimdi şeytanın hakikaten merhameti yok. Hiç acıma yok. E tamam da nereden biliyoruz? Ha? Yazıyor abi. Sürekli şey yaptığı için onda merhamet kalmıyor. Yani sürekli şere çalıştığı için. Şere çalıştığı için onda merhamet nasıl olsun ki? Enişte sen söyle bakalım. Yok mudur? Yok. Yoktur. Niye yok? Osmanlı. Yeni girdin ama sorayım sana. Osmanlı Türkülerimiz. Şeytanın kalbinde marifet yoktur diyorlar. Doğru mu? Yeni girdin. İbrahim. Şeytanın kalbinde marifet var mı? Merhamet, şefkat, haya, edep, vefa. Aramız iyi değil abi. He? Aramız iyi değil, sormadım. Aranız iyi değil mi? Sormadık mı namusunuza? Çok acayip ya. Aranız iyi değil ama benden hiç ayrılmıyor. Peki. Söyleyecek var mı ya böyle? Yani melek olarak yaratıldığına göre. Melek mi? Yani şeytan hani sonradan cinli olarak yaratılmış. Melek olarak yaratılmamış. Cinli olarak yaratılmış. Cinlerden de diyor Kur'an.
mahiyetini bulduğu için yoktur yani. Peki cahil miydi bu serseri? Bu serseri bu küfür diyene etsek çok hoşuna gidiyormuş. Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman rahatsız oluyormuş. İlmi var mıydı İbrahim? Peki ilmi vardı. Biz de ilim elde etmeye çalışıyoruz. İlim onu tard eder diyor Vesvese Risalesi'nde. Vesvese Risalesi'ni ilim onu tard eder. Biz ezberledik Vesvese Risalesi. Hala niye vesvese var bizde? İlim de onu tard eder. Şeytan da ilim sahibi. Kitap yüklü merkebe benzetiyor Kur'an. Ne fark, ne diyeceğiz bunu? Nasıl çıkacağız şey? Var. Cehlimiz nispetinde şey var yani o zaman. Galibiyeti var yani. Cehlimiz nispetinde. Söyle. Abi sizin şeytan davranız iyi ya. O yüzden siz açıklarsınız. Yani marifete çevirmemiş abi. He. İlimi marifesi, ilimi marifete çevirememiş yani. Evet. Malumat kabiliğinden olduğundan dolayı. Yani onu mesela diyelim ki fiiliyata dönüştüğü zaman marifet oluyor ya. O fiiliyata dönüştüremediğinden dolayı onda malumat olarak kalıyor. Marifete dönüşmüyor yani. Yani ki ben çok şey bildim. Fakat ubudiyet noktasında fiile dökmedim. O marifet olmuyor. Bak biraz önce dedi ki ben bildim. O bilmek ilim midir, bilgi midir? Bilgidir yani. Bilgidir. Yaşanan şey ilimdir. Çünkü secde et dedi. Bir fiyat yapmıyor yani. Peki şeytan, onun kadar ibadet eden az varmış. Peki ibadet edebilmesi için cahil olmaması lazım. Değil mi cahil olmamak? Yani ibadet edebilmesi için ilim sahibi. Demek ki ilmin vardı. Çünkü yaşıyordu. Ne oldu da şeytan oldu Mehmet Ali? Hakikaten bu adamla Allah'ın arası iyiydi. Yani secde etmediği yer kalmamış semada. Haset. Sen dört tane haset. Şart demiştin. Ya? Dört şarttan dolayı. Neymiş abim o? İşte kibirlendi, tövbeye gitmedi. Sen daha iyi bilirsin. Ha tamam. Gurur, kibir, haset, enanet ve tövbe. Tövbeye yanaşmadı. Gurur etti. Tövbe etmedi. Kibirlendi. Yeyse, haset etti ve yeyse kapıldı. Başka bir de ben merkezli düşündü. Peki, ibadet var Mehmet Ali. İlim desen kral kadar ilim var. Gene şeytan nasıl oldu? Bu haset böyle rezil bir şey işte. Hepsini duman ediyor. Başka enanet böyle oluyor. Hey İbrahim, bak abim kibirlendi diyor. Allah Kur'an'da mealen söylüyor. Kibirlendi diyor. İn aşağıya dedik diyor. Orada kibirli duramazsın dedi. Üstünlük tasladı. Üstünlük tasladı. Kibirlendi. Çok dehşetli bir şey bu. Çok dehşetli, evet. Ha abim ya. İlmi uygulama dediniz ya. He. Kibir, eraniyet onlar varsa o zaman ilim olmamış oluyor. Uygulama yok çünkü. Ama uyguluyordu, namaz kılıyordu adam. Yani o safhaya kadar yaptıklarının ilmi vardı, yapıyordu çünkü. Yaptığına ilim denilir zaten. İlim sahibiydi demek, eylem sahibiydi demek. Mesela adam hafızdır, Kur'an ezberlemiş İbrahim. İmam Hatip ilahi yatçıdır. Ama namazı yok. Bunun bilgisi ilim midir, bilgi midir? İlim canlı ve ruhlu ve şuurludur. Yaşanandan dirilir. Bilgiden dirilir. Yani şöyle düşün. Allah'ın ilmi subutu sıfat değil mi? İlim, irade, sen, basar, kelam tek. İrade, kudret, tek kudret. Peki Allah'ın subutu sıfattan olan ilim canlı, cansız olabilir mi ya? Sıfat cansız olur mu? Topraktan ağaç canlı olacak, Allah'ın subutu, sıfatı cansız olacak. İlim canlıdır kardeşler. Canlılığı, peki şeytanın ilmi vardı. Ne kadar vardı? Yaşadığı kadar vardı. Şeytanın ilmi vardı. Yaşanan şeye ilim denilir. Yaşanmadan bilinene
bilgi malumat denilir. Bilgilidir. Peki niye kibirlendi bu adam? Niye kibirlendi? Ne için üstünlük tasladı sizce? Yani ona bir gerekçe olması lazım. Yani ateşten yarattın dedi. Ben topraktan yaratılan her şeyi yapmam dedi. Evet, beni ateşten yarattın dedi. Evet. Onu ateş toprakların üstünde olduğunu iddia etti. Peki Allah'ı inkar etti mi şeytan? Allah'ı inkar etmedi. Allah'ı inkar, ahireti inkar etti mi? Bizim bildiğimiz Ahmet-i Billah var ya, Ahmet-i Billah inkar etmedi. Ve melaiketi ve kütübi ve rusulü ve yevmil ahir. Ve bil kaderi. Ona şeytan bile kaderi inkar etmedi ha. Kaderi inkar edenler var. Şeytan bile kaderi inkar etmedi inan. Allah'ı inkar eden var. Şeytan Allah'ı inkar etmedi. Ahiret inkar eden var. Şeytan ahiret inkar etmedi. Melekler inkar eden var. Şeytan melekler inkar etmedi. Peygamberler inkar eden var. Şeytan etmedi. Demek ki onlar şeytandan daha aşağı. Peki bunlar niye şeytan olmuyor? Acaba şeytanlar mı acaba? Hani usta diyor ya, eğer diyor bu insi, şu insanlar, hak ve hakikata düşmanlık yapanlar, bu şeytanlar elbiselerini çıkartabilselerdi, cinli şeytanlar olurlardı. Cinli şeytanlar elbiselerini giyebilselerdi, insan olacaklardı bunlar gibi diyor. Peki soruyorum size, bunu anladınız bir daha, bir şey, çok şaşıracaksınız şimdi, çok garibinize gidecek, iş yerinize geleceğim. İş yerinize ha, akrabanıza gideceğim şimdi. Bak, cin ve insan, bazı insanlar diyor elbiselerini, şu cesedi çıkarsalar cinli şeytan olurlardı, ruhu habis. Ruhlar böyle. Bazı cinli şeytanla elbise giyebilselerdi cismen, bunlar gibi olurdu diyor bu. Peki sokakta, iş yerinde akrabalarınızdan bazıları insan mı zannediyorsunuz? İnsan mı zannediyorsunuz? Değil. Değil. Ya o ölüm de onlar şeytan olmuyor zaten. Dirildiği zaman haşirde şeytan olarak dirilecek. Çünkü ruhu dirilecek. Ruh hangi keyfiyetteyse. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha cevap bak. Miraca gitti. Geçmiş kavimlerin yaptıkları mağrur pislikleri var. Ad, Semud, Lut kavmini. Ve helak olmuşlar. Kendi ümmetinde bunların da olacağını görmüş Miraç'ta. Kab-ı Kayseri'ne gittiği zaman ya Rabbi benim ümmetimin öyle domuza, yılana, çakala çevirme diye dua etmiş. İstemiş. He Celal, Allah ne yapmış? Kabul etmiş. Peki ama şunu söylemeyi unutturmuş Allah. Öyle diyor rivayette. Ruhunu da öyle yapma diyememiş. Yani domuz yılan değil denen ama ruhu domuz yılan. Ustad da 741 sözlerde insanların insan suretindeki şeytanları, hayvanları sayarken bozulma sürecini ilk önce ne olarak insan bozulur sırayla? İlk önce ne olur insan? Ruh ne olur? Beden insan. Maymun. İlk önce maymun olur. Sonra ne olur? Tilki olur. Sonra, tilkiden sonra yılan olur. Sonra ne olur? Ayı olur. Sonra domuz olur. Yani maymun için oluyor? Şahsiyeti yoktur. Şahsiyeti yoktur. Başkasını yaşar. Ne derler diye yaşar. Ne derler diye üniversite okur. Ne derler diye araba alır. Ne derler diye giyinir. Kendisini asla yaşamaz. Zamanı yoktur. Hep başkasını yaşar. Sonra tilki olur. Bakın şeytan için üzerine durdum. Bak soru daha cevap okumadı. Şeytan beraber işleyelim diye istedim böyle, tamam mı? Ki kalsın hafızamızda. Şeytanda ibadet sorunu var mıydı? Yoktu. İlim sorunu var mıydı? Yoktu. Ne sorunu vardı, ne oldu? Haset etti. Haset etti. Kibirlendi. Ben merkezli düşündü. Yeyse kapıldı. Bir tane de vardı. Enaniyet. Enaniyet işte.
Tövbe etmedi. Ha, tövbe yanaşmadı. Tövbe yanaşmadı diyor. Mesela günah işledi o da o da. Adem Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Beni affet dedi. Şeytan dedi ki beni sen azdırdın. Tövbeye yanaşmadı diyor meali. Haset etti ve tövbeye yanaşmadı. E tövbe o kadar mıyım biliyor musun? Şeytan yapamadı. Öyle basit zannetme ha tövbeyi. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanın diyemediği. Bismillahirrahmanirrahim. Fatubaleyne ya tevabu ya hakimu tövbetene sualiyakun. Minellezine izâ fealu fahişeten evzelem nefusekum. Zekerullah festağferu li zunubim ve miyafiru. Yağfiru zunube illallah. Estağfurullah el-azim el-kerimellezi la ilahe illahu el-hayyul kayyum ve etubile subhanehu. Böyle 11 defa ve 33 ve 399 defa denilir. Amin. Bunu yapamadı. Ne var ya bunda? Yapamaz. Bak senin tanıdıkların var ya işini. O inkarcı. Hadi tövbe etsin de görürüm. Allah beni affetsin desin. Tövbe yapabilmesi için Allah olması lazım aleminde. Allah ve ben. Allah beni affet. Ha. Demek Allah aleminde bir tevhid olması lazım. Manayı muhalifiyle dönülebilir mi? Yani marifet olarak çıkmak için o basamakları. Evet. Marifete çıkmak için ben merkezli düşünmeyeceksin, haset etmeyeceksin, tövbe yapacaksın, kibirlenmeyeceksin. Bunlar. Yeyse kapılmayacaksın. Doğru. Çok basit gibi gözüküyor değil mi bu şeytan meselesi? Oysa şeytan bir sistemdir. Hariçte bir vücudu var, bizde sistemi çalışıyor. Bu sistem bizde var. O sistem bizde ne kadar aktif olursa Mehmet Afyonlu, o kadar şeytan oluyoruz. Şeytanı hariçte arama kardeş. Peki, şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Soru soracağım ha. Direğe yaslana neydi abim yazdın? Bekir abi. Bekir miydi abi? Bak. Şeytanın kalbinde marifet var mı abi? Ya şimdi şeytan cinlerden olduğu için şöyle bir şey geliyor. Hani Müslüman olanı da var. Kimin? Şeytanın mı? Yani cinlerin. Ha cinlerin var. Evet cinlerin Müslüman olanı da var. Bu cihetten dolayı yani. Çok acayip bir şey. Peki. Bak beni kapı açtı Bekir. Cinlerin Müslümanı var mı? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَا لِيَعْبُدُونَ İnsanlar ve cinler, şeytan demiyor, bana ibadet etmesi için yani. Cinlerin nurcusu var, tarikatçısı var, Almanı var, Fransızı var, Lazı var, Çerkezi var, Tepeciklisi var, Zeytinburnulusu var, her şey var. Nerede doğmuşlarsa oralıdırlar, aynı bizim gibi. Ondan sonra onlardaki üreme vesaire, aile, familyası, kadın vesaire bunlar aynı bir şey, onu merak eden varsa bizim bir ders var. Oraya girer dinlerler. Şeytan, peki cinlerin Müslümanı var. Şeytanın Müslümanı var mı? Yok. Yani şeytan olmaz abi, cin olur. Cin olur. Şeytan için ne diyor? Cinlerden diyor. İblis cinlerden diyor. İyi ki insanlardan değil diyor. Ağrıma giderdi yani. Ha, dokunuldu bana. Birbirlerini görebiliyorlar mı onlar? Görüyorlar. Biz şöyle bir inanç var yani. Biz cini görmüyoruz, cinler bizi görüyor zannediyor. Öyle düşünüyordun değil mi sen? Değilmiş öyle. Yok öyle. Ha, abi. Yani cinler de ateşten yatırmıştır. Evet. Ama ateş o değil. Kur'an'da şöyle geçiyor hadiste. Duman şey, ateşsiz o duman var ya duman. Nur şey, nursuz. Nursuz duman var ya nursuz böyle. Hani bir ateş çıkıyor ama duman böyle. Arkadaşlar bunu niye giriyorum biliyor musun? Korkma, korkulmayacak bir şeydir. O kadar basit ve alçaktırlar ki Allah aşkına en büyük silahları sizin korkunuzdur. En büyük silahları sizin cehaletinizdir. Sizin idrarınızı içer, attığınız büyük abdesti yer işte. Bu kadar alçaktır. Bu kadar aşağılanmıştır. Sen bundan korkuyorsun. Neye korkacaksın ya? Ne seni korkacaksın? Onların en büyük silahı cehalettir. Peki insanlara cinlerin kafirlerine şeytan denir. Niye musallat olur? Şeytan niye musallat oluyorsa? Güya ne yapıyor biliyor musunuz?
Ey Allah'ım bizim hükmümüzü kaldırdın, insanları yarattın. Biz de senin o gözde insan kulunu var ya, ne hali getiriyorum gör. Güya Allah'a ceza kesmek için yapıyor. Sen de bunu duyduğun zaman şurada sen sinirle. Yani güya sana yapılan muamele Allah'a yapılmış oluyor. Sen de sinirlen, kale bile alma. Onu def etmek için bir şey de okuma. Şahsiyet verme yani. O kadar basittirler, inan bana. Onların silahı senin cehaletindir. Senden ödü patlıyor vallahi billahi tallahi. Senden korkandan korkulur mu? He Said? Senden korkandan niye korkacaksın? Senden korkuyorlar. Virane, ben bir tane olay anlatayım. Yani o kadar basittir ki. Babam, anne baba vefat edince evleri virane. Belki 15 sene geçmişti. Onların hatırasını canlandırmak için evlerine yattı. Bir gece. Şöyle. Virane. Top güğüm vurdu. Güğüm. Kalktım. Bak ders ne diyor. Bak o kadar basit ki. Vallahi bir daha yaparsanız, konuşuyorum ha. Değil bu çevrede, bu köyde duramazsınız. İsterseniz bir daha yapın da göreyim. Kalkarsam ben bu yataktan, sizin bu çevrede değil, mahallede, köyde duramayacaksınız. O gün bugün hiç daha mümkün değil. Babam laf dedi bak. Niye senden korkuyorlar? Senden korkandan niye korkacaksın? Allah insanlara bir şahsiyet vermiş ki ötleri patlıyor ya. Ötleri bak şeytan korkuyor yavrum. Şeytan insandan korkuyor. Eskide gözüküyormuş asıl saadette peygamber zamanında. Hazreti Ömer geldiği görünce sokak değiştiriyormuş. Namussuz. Ama şeytanla horon oynamayacaksın. Samimi oldun mu? Vallahi billahi. Ve samimiyete ait bir şey anlatacağım, keseceğim. Adam bir tanesi ağaçlara çaput asıyorlar. Çaput var ya çaput. Hani dilek tutuyorlar. Eskiden de varmış. Gece kalkmış, baltasını almış. Bu bidat, hurafe olan şu ağaç. Yoksa o ağaca bağlanca isteğin oluyormuş. Onu keseyim de bu milleti kurtarayım bidattan demiş. Ahmediye de veya Muhammediye de yaşayalım. Olmuş ha. Menkibe değil bu, olmuş. Adam halis, ihlaslı bir adam, yaşlı adam. Giderken bir ihtiyar karşısına denk geliyor. Ondan sonra demiş ki, ey ihtiyar nereye gidiyorsun demiş. Demiş ki, ya ben seni tanımadım ama şu karşıki köylerdenim demiş. Ben demiş, şurada de demiş, bir çaputlar bağlandığı bir ağaç var, onu kesmeye gidiyorum. Niye? İnsanlar demiş böyle bidatlara inanmış. Bu işte vazgeç dedi. Yapma. İnsanların şeyini, ümitlerini baltalama. Yok şöyle ya çekil demiş ya ümitlerimi. Adam demiş ki o yabancı bir kazan altın vereceğim sana yapma demiş. Ne kâma var senin demiş ya. Bende bir şey kâma var ya. Bende bir şey takip ediyorum dedi ya. Ondan sonra o ihlaslı Allah için giden öyle mi ya? Ya bak bir miktar söylüyor, kabul etmiyor. Demiş bir kazan vereceğim sana. Peki demiş ne zaman vereceksin? Demiş ki yarın. Yarın gel. Hani demiş aşağı altın? Yarın vereceğim. Ya vermesen, vermesen balkanla gel demiş. Vermesen git dedi kes. Bir gün duracak işte. İyi tamam demiş. Tamam. Geri dönmüş ihtiyar. Ertesi akşam aynı yere gelmiş baltayla. Gene o. Nereye gidiyorsun? Ne demek nereye gidiyorsun? Hani altınım? Yok dedi. Niye yok? Hani o zaman kesiyorum. Kesemezsin dedi. Niye kesemem? O zaman Allah için gidiyordun. Şimdi altın için gideceksin. Kesemeyeceksin. O geçti dedi. Allah ayetinde ne diyor? Benim ihlaslı, halis kullarıma bir şey yapamazsınız. Ha, senden korkmasının sebebi senin Müslüman oluşundandır.
halis oluşundandır. Adam, adam gibi olursak şeytan bile sana selam durur. Disiplinli yaşayın kardeşim. Hayatınızdan çıkartınız şalvarınızı, eşyanızı atmayın. Gidin katlayın, besmele ile asın. Kaçta kalkıyorsunuz her gün? 5, 6'da, 7'de mi? Ha, tatil günü de 7'de kalkın, disiplinli yaşayın. Şeytan Müslümana yanlışından değil, kuralsız doğrularından giriyor. Bir gün 9'da, bir gün 7'de, bir gün 5'de. Hani doğru yaşıyorsun ama kural yok. Disiplin yok. Disiplinli yaşayacaksınız. Ha, şeytanın kalbine marifet var mıdır? Yoktur. Niye yoktur? Yani marifet derken, ya merhamet, şefkat, edep, yani vefa, ümit, böyle acayip şeyler yok. Niçin? Çünkü sanat-ı fıtriyesi iktizasınca, yaratılış gelince, kalbi daima idlal ile telkin için, fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan, kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor. Adamın aklı, fikri, idlal, batılı telkin ve tasavvur ettirmek. Yani burada şey olsa, tahta olsaydı gösterirdim. Dimağın hangi mertebi sen diye müdahale edebiliyor, onu gösterecektim size. Yani ama ben söyleyeyim de aklınıza kalır mı ki? Dimağın mertebesi var ya, en aşağıdan yukarıya tahayyül. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Tahayyül ve tasavvur serbest bölgedir. Oradaki bilgileriniz, yani şeytanlık, meleklik, her şey var. Her şey var. Yani o saha serbest. Serbest bölge var değil mi? Eskide vardı ticaret. Şimdi var mı Türkiye'de? Orada vergi olmuyormuş. Serbest bölgeye malzeme girdi mi oradan yurt dışına vergisiz gidiyormuş. Oraya gelen şey vergi olmuyor. Serbest bölge. Tahayyül ve tasavvur bölgesinde şeytan mevcut. Şeytan mevcut. Oradaki tahayyül ve tasavvurda bulunması garip düşünceler, garip şeyler hayal ettirir size. Hiçbir mesuliyet yoktur. Bir daha. Düşüncelerimizden, hayallerimizden mesul değiliz. Yapmadıkça, konuşmadıkça mı? Peki, içinden geçen, vuracağım, tüseceğim ama yapmadın, sebap vardır. Tam tersine, mesele şöyle dursun, sebap var. Çünkü cihat budur. İçinden geçeni yapmıyoruz. Mücadele ettin. Zühd, anladın mı? Değil günah, ya benim içimden böyle şeyler geçiyor. Ya içeyim falan yapayım, bakayım televizyon açayım, internete gireyim, şu pislikleri seyredeyim. Ya ona sebap yazılır mı? Yazılıyormuş. Nasıl yazılıyor? İçinden geçeni yapmadıkça onun adı cihattır. Öyle Allah'ımız var ya. Allah'ımızın kıymetini bilmek lazım. Bir tane de okuyayım, keseceğim. Ondan sonra çay içeriz. Ondan sonra gece hakkında gene birkaç tane şey söyleyeyim, ne yapacağız diye. Ondan sonra kapatırım. Gece ne yapacağımızı söyleriz. Sual, soru. Küfür kalbe ait bir sıfattır. Küfür kalbe ait bir sıfattır. Ha, bu arada şeytanın imini, cinini, hadis ve ayetlerini ve gücüm ettiği kadar alimlerin dışında o kadar müşahadatım var ki onlarla. Yani ne diyorsam inanın o öyle. İhlaslı insanda Yusuf'um korkuyor. Bak o balta meselesini unutmasın. O zaman gitseydin diyor keserdi. Şimdi kesemezsin. Çünkü o zaman Allah için gidiyordu. Allah yanındaydı diyor. Şimdi altın için gidiyorsun. Abi mesela hayal ve tasavvurdaki mezbellik gibi olmuş ya mesela bizim seyrettiklerimizden dolayı. Bu da oradan kullanıyor. Onu kullanıyor. O sende korku yaptırtıyor mesela. Sen de onu yapma diyorsun ama onu nasıl engel olabiliriz? Yani ne yapmamız lazım bu sırada? Mesela o iki tane yer, tahayyül, tasavvur, burası mezbele. Evet. İstanbul Çöplüğü. Evet. Şimdi buradaki, sen namaz kılıyoruz, hiçbir şey yok. Şimdi yatsıyı kılacağız.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Video geldi. Hangi video geldi? Seyrettiğimiz video geldi. Seyretmediğin geliyor mu? Gelmiyor. Peki, onun gelmemesi için ne yapmayın? Onu kahreden bir şey yapalım. Set namaza durmadan kahredici bir şey yapalım. Ne yapalım? İstiğfar. Tövbe. Kahroluyor. Kul hakkı var mı arkadaşlar üzerinize? Ödeyin. Kahroluyor. Ondan sonra adaklar var mı? Kahroluyor. Ondan sonra günahlarınız mesela namaza duruyoruz ya. Sünnet neye kılıyoruz? Mesela öğle namazın sünneti var. Yani uçak bu irtifada uçması için kalkması lazım. Farzı huzurlu kılmak için, huzuru kazanmak için önde sünnet konmuş. Sünneti kıldık öğleyin, ondan sonra yine sohbet ediyoruz, farzda duruyoruz. Olmadı işte. O özelliği gitti. Yeniden kılman lazım. Bir kelam, dünyevi kelam kullanmayacaksın. Sünnetin kırılışının ana illeti, hani peygamberin sünneti ama, o huzuru farzda o huzurla, o ivmeyle girmek. Sünneti kıldık. Kılarken bir sürü çakallıklarımız oldu. Ama belirli bir aşamaya geldik. Ne yani, sıfır değil. Yatsı namazının bunun devamı olmalı. Öğle namazının farzı bunun devamı olmalı. Kıldık sünneti. Ne haber yaparlık ya, ne oldu ya? Bu siyaset nereye gitti, şunu ne yaptı falan. Arkadaşlar abdolar ne oldu falan. Hadi farzı kılalım, hadi bekledik, neredesin? Abdest aldın mı? Geçti bolun pazarı. Sonra şeyin tepeciye. Bir kelam etmeyeceksiniz İbrahim. Çağırdı seni. İbrahim. Tuvalette de öyle. Bir kelam tuvalette. Ne oldu? Hele telefonla konuşuyorlar. Telefonla hele şey yapıyor, mesajlaşıyorlar. O ne oluyor biliyor musunuz? Tasavvur aktif oluyor ve cinler ve şeytan oradan giriyor. Hem de hayra yerinizden giriyor. Telefonla oynayan, bir şey yazıp çizenin, bir şey okuyanın hiç mi? Hiç şansı yok. Allah Resulü diyor ki, banyo yaptığınız yerde işemeyin, zira vesvese hastalığına düçar olursunuz. Ya. Kural gibi, kuralı yaşarsanız giremiyor. Hele tarafında diyor mesela, havalimanlardan asıyoruz. Tuvalet yanımızdaki adam ticaret alışveriş yapıyor. Peki onlara niye bir şey olmuyor? Zaten şeytan olmuş. Şeytan ona gitse şeytanlaşırım diye korkar ya. Demek ki tövbe, istiğfar ve takva. Nedir? Onun cemi nedir? Terk. Terklerle o aktif olmuyor kardeş. Terk. 148 Kastamonu'da diyor ki takva meniyattan ve günahlardan içtinab etmek. Meniyat nedir? Defi mefasit. Günahlar nedir? Terk-i kebair. Yani defi mefasit itikada ait. Yani itikadımızı bozacak şeyleri terk etmemiz gerekiyor. Yani terkimizi çoğaltacağız. Yani günahları, sevaplarıyla meşgul olmayacağız. Günahtan uzaklaşmaya gayret edeceğiz. Sevapları kazanmaya değil, sevaplar şu. Farzları yaptıktan sonra sevap için uğraşmak. Ne için? Haramı terk etmeye gücünü harcar. Peki bu akşam ne yapacağız? Bu ders bittikten sonra çay, Kur'an'lar olacak. Kaza namazınızda duracaksınız. Cüz alacaksınız. Kaza namaz nedir? Haramı terk. Çünkü kazanız duruyor, haram. Hemen onu terk edin. Kazaya duruyor. Bitireyim, onu nasıl kesiyorum? Küfür kalbe ait sıfattır. Kalpte o sıfat bulunmadığı takdirde zünnar bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür hasıl olur? Zunnar nedir Osman? Zunnar nedir abi? Bele bağlanan değil mi abi? He. Şapka nedir? Secde engel olan. He. Şey olur. Şimdi aydınlar bilir. Yani askerlik hepiniz yaptınız ortalama. Yarısınız yaptınız gibi geliyor. Palaska vardı değil mi askerlikte? Palaska. Palaskanın İki katı kalınlığı düşünün. İki kat veya üç kat. O palaskanın yüksekliğindeki kat yani şu.
şuraya geliyor şuradan. Aydın efeleri yapardı. Şu kadar rada kalın. Yani yükseklik. Buraya kadar da geniş. Buraya bağlarlardı. Bıçaklar asılırdı. Yani mühim şeyleri asılırdı buraya. Buraya asıyordu. Şimdi bu giyildiği zaman eğilemiyorsun. O müsaade etmiyor. Bu kayış ediyor. Rükû yapamazsın. Yani şöyle yapamazsın. Yani palaskanın 2-3 katı kalınlıkta, onun neredeyse 1,5 katı yükseklikte buraya bıçağını bilmem ne şeyini asarlarmış. Öyle acayip. Yani Kuzey Irak'taki Kürt peşmengelerin taktığı gibi yani böyle, ama o palaska onun 3 katı. Bu sefer eğilemiyorsun. Peki bir de şapka var. Onunla da secdeye gidemiyorsun. Allahu Ekber. Bak, terek. Bu zınlarla şapkanın tereği simge ve semboldür. Bayrak gibi. Amerika'nın veya Türkiye'nin bayrağı yakılınca sana ne ya, bizim kumaş. Amerika'nın bayrağı burada yakılınca Amerika'dan mı geldi o kumaş? Burada bastık. Bizim boya, bizim bez. Amerika kızıyor değil mi? Ha, o bayrak bez değil. Semboldür, simgedir. Ayasofya cami değil. Kilise de değil. Simgedir, semboldür. Kimin elindeyse İstanbul onun elinde. İstanbul kimin elindeyse Türkiye onun elindedir. Semboldür, sembol. Ha, şimdi diyor ki, ya adam namaz kılıyor, küfür özeliyor kalbinde ama şapka takıyor, zunlar takıyor. Bu diyor, bununla niye insan kafir olsun? Biliyorsunuz, ins ve cinnin Şeyhülislamı Zembil Ali Efendi şapka, şaka ile bile takılmaz diyor. Diyor ki cevap, gizli olan umura şeriat emarelere göre hükmeder. Yani imanın olup olmadığını nasıl anlarız? Onun alametlerine bakılır. Hatta illet olmayan esbab-ı zahiriyeyi illiyetlerine kabul eder. Yani mesela zahirde imanın alameti yoksa adamın, bu sefer küfre sebep olacak, küfrü gösterecek fiilleri varsa onu ruhunu kabul eder. Çünkü Hutbe-i Şamiye'de 77. sayfada şöyle der. İnsanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Yani insanların fiilleri, kalpteki hisleri, meyillerin dışa vuruşudur. O zaman bir şey yapıyorsan onu kalbin onaylamış demektir. Binaenaleyh itmam-ı rükûya mani olan bir kısım zunlarla bağlanması ve şerdelerin ikmaline mani olan bazı şapkaların giyilmesi ubudiyeten istina ve küfre teşebbüh etmeye emarelerdir. Gizli olan o sıfat-ı küfrenin yok olduğuna katiyetle hükmedilmediğinden bu gibi emarelere göre hükmedilir. Mesela bir ara sembol yapıyordu Demirel, Foter. Peki kafa üşümesin diye Osmanlı sarık getirdi. Üşümesin diye, tamam mı? Sarık getirdi, takke getirdi. Adamın bir tanesi de bunları attı, foter getirdi. Ve foteri de inkılap yaptı. Bunu giymeyeni de astı. Foter için adam asılır mı? Astı. Niçin asmıştır? Şey için, üşüyor. Ben diyorum ki diyor, hani çocuğa derseniz ya, oğlum giy, üşüyorsun. Çişini yaparsın sonra. Şimdi bez parçasını takmıyor diye adam asılır mı? Ha, niye anlamıyorsunuz ki o bez değil? O simgedir. Kimin alametidir o foter? Yahudi. Girin internetlere ama girmeyin. Yahudi alimlerinin giysisine bakın. Foter var. Allah'a duvarlarına bakın. Siyah foter. Onlara bakın. Faalleri şöyledir.
İngiliz ajanlarının büyüklüğü, sakallar böyledir. İngiliz ajanlarının böyledir. Secde ayeti geldiği zaman, namaz kılmaya emir geldiği zaman Ebu Cehil dedi ki gizli gizli kılabilirsiniz belki. Benim etmem gizli kılar. Yok. Biz Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz. O fotoğrafı onun için takmış. Yokmuş o. Biz Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz. Ha, demek ki o zunarla terek, sunar, rukiye, bu fotelin de ucu bilmiyorsunuz, bilmiyoruz da, bu fotel değil, o bir zihniyettir. Adam astığına göre demek ki çok mühim bir şeydir bu. Şair nedir şair? Maziyi, mazinin örf, gelenek, anane, kültürünü, adetlerini, fikriyatlarını, hissiyatlarını geleceğe taşıyandır şair. Takke, sarık, şalvar, çarşaf, tesettür, minare, en acemi de mezar taşları, ezanlar, bunlar çok mühim. Onun için mezar taşları bile tuvalette kullanılmış. Adamlar gelir gelmez şairi yıktılar. Şairi. Ha, bakın fotel için adam asılır mı? Fotel için asma mı? Fotel simgedir. Mesela dünyada bir yer nerede olursa olsun sarık görseniz Hristiyandır diye der misiniz? Bu Yahudidir der misiniz? Ha, demek ki İslam'ın alametidir. Gidin diyor Bulgar şeyine, eşeğine. Bak sana şu kadar para vereceğim veya seni öldüreceğim. Sarık tak. Usta tarihçede geçiyor. Ölür takmaz. Ha ya ben güneş için koyuyorum. Çay topluyorum. Tarladayız. O güneşlik değil kardeş. Güneşlik için şemsiye al. Şemsiyenin adı güneşlik demektir. Yağmurluk değildir. Güneşin Arapçadaki adı nedir? Şems. Ve şemsi ve duhaha ve kamari zatelaha ve şems. Ha, güneşliğe de şemsiye denilir. Şemsiye yağmurluk için değildir. Git. Ve nasıl olacak? Ha bu kadar bir lireşe satılıyor Çin. Ha bu kadar şemsiye. Ne yapıyor biliyor musun? Takke gibi kafaya ayağını geçiriyorsun, şemsiye böyle oluyor. Şimdi satılıyor bak. Ha böyle bir şey ayak kapmış, takke gibi geçiriyorsun, bunun üzerine şey var, foter. Böyle foter dediğim şey. Arabistan'a tam. Hayır. Ama bunu koydun mu bu foter değil. Nedir bu? Simgedir, semboldür. Yani Muhammed'in Allah'ına secde etmem demektir. Öyle çıkmış çünkü. Sen ne mana yüklersen yükle. Bu aslı mana budur. Diyor mesela Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hangi millet duyarsa duysun. Neyin alametidir? Bu disko oynamak için olur mu? He? Veya saat belirliyor. Hayır. Namaza çağırıyor. Ha bu artık amblem olur. Bunun yerine davul çalsak olmaz. Simge ve sembol budur. Ha, fotelin anlamı Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz. Ha ben güneşlik şekli halini. O zaman şekli öteki şekle benzediği için bu sefer kalpteki duyguyu devamlı bombardıman yapıyor. Altın mesela niçin erkeğe haram? Çok hikmetleri var. Bir tanesi cin. İnsan ve kadın dalga boyları, koku dalga boyları birbirine çok yakındır. Onun için birbirini çok severler, yakındır. Eğer bir erkek takarsa kadınlık hormonlar aktif oluyor. Mesela gümüş yüzük, mesela şey taşı, akik taşı takmak. Mesela yüzükler niçin takılıyor ki? O takılınca o gümüş devamlı onun sinyalı vücut besleniyor. Ha, altında da insan besleniyor. Ne takarsanız. Mesela plastik giydi. 4 tane petrol ofis gömlek alacağına bir tane pamukla. Çünkü vücut onlar sinyalleri bozuluyor. Yani altın insanın kadınsı duygularını aktif ediyor. Mesela şöyle bakın. Cicili bucili diyor çocuklara, erkek çocuklara giydirmeyin. Çünkü kız
kız gibi büyür bu sefer. Bak öyle büyüyenler var mesela, bizim köyde vardı birisi. 4 tane çocuğu vardı erkek, sonuncu da kız bekliyordu. O da erkek olunca kız gibi büyüttü. Ondan sonra erkek çocuk aynı kız gibi, erkeklerle oturup kalkmadı ya. Hep kadınlarla oturup kalktı. Yani nasıl mı, onun için erkek çocuğuna erkekçe muamele edin diyor. Kız çocuğuna kız çocuğu şey gibi muamele edin. Demek ki bunlar simge ve semboldurlar. Simge ve sembol. Senin verdiğin anlam değil. Çünkü senden önce anlam verilmiş buna. Bak ben böyle düşünüyorum. Hayır. Senin düşüncenle bu değişmiyor efkar toplumda. Senden önce anlam verilmiş buna. Bu semboldur. Bir de ubudiyetten istina. Biz Muhammed'in Allah'ına istina. Küfre teşebbü. Küfre Ebu Cehil etbaana. Biz Muhammed'in Allah'ına secde etmeyize. Benzeme emareleridir. Kalpteki iman var mı yok mu bilmiyoruz. Gizli olan sıfat-ı küfriye, küfür sıfatını da bilmediğimizden, yok olduğundan bizim alemimizde, o zaman seni Müslüman mı gavrumu nasıl anlayacağım? Alametleri. Küfür alameti varsa, iman alameti de gözükmüyorsa veya küfür alameti yaptın, bir tanesi uyardı seni hala olmaz diye, umrunda değilse, kale almıyorsan, hiç ayakların titremiyorsa, ya bu ne demek acaba diye endişe etmiyorsan, imanım gitti mi endişe etmiyorsan, demek ki zaten gitmemiştir. Çünkü gitmesi için var olması lazım. Bazı insanlar var mesela, abi imanı gitti mi dedi. Dedim yok gitmedi. Nasıl olur ya dedi. İman gitmesi için var olması lazım. İmanın gitmesi için alametleri kitap sayıyor. Umrunda değil, okuyorsun gene yapıyor. Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Lan kitap diyor. Endişe etmiyorsan gitmemiştir iman. Yoktu ki gitsin. Çünkü var olan endişe eder. Şu son cümlemi söyleyeyim. Dışarıda araba çalındı arkadaşlar. Kim? Bir bakın hele. Dediğim zaman kim endişe eder? Arabası olan endişe eder. Ha, iman varsa gider. Gel kardeş. Burada da Kur'an var galiba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ما شاء الله قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها
وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة